Evrimle alakalı bir soru var hocam. Evrim teorisine inanmak kişiyi dinden çıkartır mı? Bilmeden kapılan kişi şu an ne yapmalıdır hocam? Şimdi bir defa evrim teori değildir. Yani bilim camiasında teori bir iddia ortaya atılır. 10 tane maddeden 2-3 tanesini yakalamıştır. 7-8 tane daha ispatlarsan bu doğru önerme ortaya çıkar. Bu teori mi? Bu teoridir. Ona hiporem, hipotez gibi bazı ifadeler kullanıyorlar. Yani bir buluşun ucunu yakalıyor, evet, bunun devamını getirirsen doğru bir sonuca ulaşırsın demektir teori. Onun için biz evrime safsata. Teoriye bile yükselememiş yani. Teori olması için onun bir tane doğrusu olması lazım. O diğer doğruları bula bula onun doğru sonucunu bulursun. Dünya dönüyor. Birisi söylemiş bunu. Evet. Ondan sonra onu yakaladıktan sonra devam hakikaten dünya dönüyor. 9 tane daha madde buluyorsun mesela. Evet, anladın mı? Anlıyorum. Yani teori olması için bir tane doğruyu bulacaksın. Diğer doğruları ben bulamadım ama bu doğru. Onun için evrim safsata, cehalet. Teori demiyoruz hocam. Teori denmez. Yani evrim rezaleti hakkında ne düşünüyorsun? Güzel, evet. Soru iyi ki böyle soruldu. Ben de düzeltmiş oldum. Yani şimdi sıkıntı yok. Hocam, ya estağfurullah. Yani şimdi buradaki bunları yan yana getir. Mesela deney dediğimiz şey nedir? Bu çalışmayla biz bu ilacı buluruz. Evet. Adam bileşenleri getiriyor. Evet. Bu parasetamol dediğimiz 500 mg kullanırsak 50 mg da şunu katalım. Bir araya getirdiğimiz zaman evet insanın baş ağrısı gidiyor mesela. Parasetamol özellikle o ismi söyledim ki baş ağrısına kullanılan en hassas kimyasal madde şeydir yani. İlaç şekli. Neyse. Evet. Şimdi burada bizim üzerine duracağımız konu şu. Bir defa Allah Celle Celaluhu ve bessefiye min külli dabbe. Yeryüzü yaratıldığında bütün canlıları yarattı. Besse kelimesi yani dünyaya serptim diyor. En basit bir misal Allah Celle Celaluhu insanı yarattığında. İnsana Allah o kadar değer veriyor ki Allah insanı yaratıyor 18.000 alem diyoruz. 1000 alem dünyada yaşıyor. 17.000 alem farklı alemlerde yaşıyor. Onu ara ara söyledim. Farklı alemlerde var. Benim inancım o. Evvelem yara ennallâhu lezî halakas semâvâti vel ard. Görmez misin Allah yeri göğü yer? Kadirun alen yahluku mislehum. Benzerlerini de yaratmış. Var zaten. Yani uzaylı olabilir yani. Uzaylı var zaten. Var yani kesin var. Yani buna zerre tereddüdüm yok. Yani Allahu Teala sadece bu dünya değil yani. Allah'ın mesela şimdi göklerde canlı arıyorlar, görüntü çekiyorlar. Şimdi şunu sormak lazım. Ne uğraşıyorsun ki? Şu anda benim etrafımda 60 tane cin var. Sende de var. Vallahi. 300 tane melek var, hatta 1000-2000'e kadar çıkıyor melekler. Melekler çok fazla. 10 kat cinlerden fazla. Onun için cinlerin böyle bir kıymık kadar insana tesiri yoktur. Yani karıncadan daha zayıftırlar onlar. Çünkü 10 kat yani hafaza koruyan melekler vardır. Şimdi gözümün önünde bunlar var şu anda. Çek o zaman fotoğrafını. Şimdi inkar etsen kafir olursun. Ben inanç olarak Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Evet. Cin suresi var. Yani şimdi illa gördüğün şeyler. Mesela cinler nerede yaşıyor? Mağarada yaşıyor. Yani dünyanın içerisinde 6000 derecelik volkanlara yakın yaşıyor. Ateşten yaratıldığı için onların evi orası. Ateşi çok seviyor onlar. Evet. Orada yaşıyorlar. Şimdi mesela Mars'ta canlı var mıdır? Vardır. Daha tuhaf bir şey söyleyeceğim. Güneş'te canlı vardır. 60.000 derece, 50.000 derece ısının içerisinde. Orada canlı vardır. Böyle şey olur mu? Denizin diplerinde 500 derecede fokur 100 derecede su kaynıyor. 500 derecelik kaynayan suyun içerisinde canlılar yaşıyor. Haşlanıp öteye geçmesi lazım. Evet. Şu anda var. Bunlar var. Dünyada neler var? Yani şimdi Allah Celle Celaluhu insanlar her şeyi kendi yaratılışına göre düşünüyor. Merkezi gerçi bilim bunları çözüyor şu anda. Yani diyor ki mesela -150 derecede bazı canlılar dayanabiliyor. Evet. Dayanmak mümkün değil. Ama yaşıyor bunlar. Yaşıyor. Küçük organizmalar vesaire. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Yani Allah dünyayı yaratırken her bir canlıyı müstakillen yarattı. Fili yarattı, balığı yarattı, karıncayı yarattı. Yok o ona dönüştü, yok ona dönüştü. Ya bırak maymuncuk safsatasını ya. Adamın biri demiş hani ya işte maymundan geldi hikayeleri falan. Çocuk da şimdi demiş ki anne dedi babam diyor ki işte insanlar maymundan gelmiş. Kadıncağız da dedi ki babanın soyunu bilmem ama bizimkisi Adem Aleyhisselam dedi. Ya ne kaşınıyorsun arkadaş? O güzel bir cevap yani. Babanın soyunu bilmem ama dedi. Tövbe estağfurullah. Bizimkisi dedi Adem Aleyhisselam. Allah insan yaratmış şerefli. Adem Aleyhisselam değerli Ahmet nerede? Evet. Cennette ya. Allah cennette ağırlıyor. Düşünebiliyor musun? Ve eşi Havva annemiz orada yuva kuruluyor. Evet. Ve nikah kıyılıyor. Düşünebiliyor musun? Ve ondan sonra cennete ağırlandıktan sonra dünyaya geliniyor ve hayat başlanıyor. Bu bir şereftir ya. Zürafalar cennete başlamadı hayatı. Evet. Filler başladı mı? Yok. Ya dinozorlar başladı mı? Yok. Kim başladı? İnsan. Bu bir şeref. Ne arıyorsun hala? Yok ben şuradan geldim. De git oradan. Ya tabirlerim bağışla da neyse. Evet. Allah razı olsun hocam.